Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sadece 3 kabakla çok lezzetli bir tarif hazırlıyoruz. Kabak sarma. Bir tane kabın içerisine 1 çay bardağı ince bulgurumu alıyorum. Üzerine aynı bardakla 1 çay bardağı sıcak su karıştıralım ve üzerine kapatalım. Kenarda 5-10 dakika kadar dinlendirelim. Ben bu tarifte 3 tane kabak kullanacağım. Kabaklarımı daha önceden yıkadım. Saf ve uç kısımlarını keserek görmüş olduğunuz bu mutfak için kullanılan soyma bıçağıyla şerit halinde kesiyorum. Kabakları soymanıza gerek yok zaten bu şekilde olması gerekiyor. Sarma saracağımız için sarma gibi saracağımız için bu şekilde şeritler kesiyorum arkadaşlar. İnanın yapılışı çok pratik ve tadı harika. Beni bu tarifle ilk defa izlediyseniz henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve yeni tariflerden haberdar olmak için zilini açmayı unutmayın. 3 tane kabağımı da aynı şekilde tamamlıyorum. Ben bugün 3 kabak kullandım. Daha az veya fazla da kullanabilirsiniz. Videoda görmüş olduğunuz şekilde kabakları tamamlıyoruz arkadaşlar. Diğer kalan ikisini de aynı yöntemle hazırlıyorum. çok lezzetli ve farklı sunumuyla harika bir tarif oluyor. Sizler lezzetli olan bu tarifi mutlaka deneyin. İncilini görüyorsunuz arkadaşlar çok kalın olmuyor zaten. Hepsini aynı şekilde tamamladım. Diğer taraftan da bulgurlarım yumuşadı. Üzerindeki sıcı kaldırıyorum ve iç harcının hazırlanışına başlıyorum. Bulgurlarım yeteri kadar yumuşadı arkadaşlar. Üzerine bir adet kuru soğan küçük küçük doğradım. Ardından 50 gram kıyma, yarım tatlı kaşığı kadar tuz, karabiber, pul biber, kimyon ve 1 tatlı kaşığı kadar da biber salçası kullanıyorum. Elimizle iyi bir şekilde yoğuralım. Bütün malzemeler özlesin birbirleriyle. İsterseniz kıyam miktarını arttırıp bulgu miktarını azaltabilirsiniz arkadaşlar. 3-5 dakika bu şekilde yoğurdum. Kullanacağım tencerenin tabanına bir tane patatesi dilimliğe yerleştirdim. Patates yerine isterseniz soğan da kullanabilirsiniz. Bir tane şerit kabağımı aldım ve bir tatlı kaşığı kadar iç harç ucunu yerleştirerek görmüş olduğunuz gibi sarıyorum. Ve tenceremi yerleştiriyorum. Uç kenarına yerleştirme detaylı oluyor arkadaşlar zaten. Hemen sarıyorsunuz. Beni hangi ülkede şeyden izliyorsunuz lütfen yorumlarda belirtmeyi ve küçük bir emoji da olsa bırakmayı unutmayın. Tarif hakkında yorum ve görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Kabak mevsimdeyken mutlaka bu lezzetli tarifi deneyin. Çok az malzeme ile oldukça lezzetli bir tarif oluyor. Ve sizler de bu lezzeti çok seveceksiniz. Kalan kabakları da aynı yöntemle hazırlıyoruz arkadaşlar. Zaten hazırlanışı 5-10 dakikayı almıyor. Hızlı bir şekilde sıp tencereyi dolduruyorsunuz. İsterseniz fırında da hazırlayabilirsiniz. Ben bugün tencerede hazırlayacağım sarmalarımı. Bütün hepsini aynı şekilde tamamladım. Üzerine yarım tatlı kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Farklı bir tencere içerisine yarım yemek kaşığı kadar domates salçası, 3 yemek kaşığı sıvı yağ ve 3 su bardağı sıcak suyu bir taşım kaynatıyorum. Kabakların üzerine döküyorum. Kabakların üzerini tam geçmeyecek arkadaşlar. Zaten 3 bardak yeterli oluyor bu tarif için. Bir tane kapak kapatıyorum ve tenceremi kapağını kapatarak kaynana kadar orta ateşte karnından sonra kısık ateşte ortalama 15-20 dakika pişiriyorum ve ardından bir 10 dakika kadar dinlendikten sonra artık kabak sarmalarınızı servis tabağının içerisine alabilirsiniz çok güzel bir şekilde pişti arkadaşlar suyunu da çekti herkesin çok seveceği harika bir tarif sizler de mutlaka denemelisiniz sunumuyla oldukça şık ve pratik oluyor ben bu şekilde tabağın içerisine aldım ve üzerinde sarımsaklı yoğurt tereyağında eritilmiş kırmızı toz biberle servis yapıyorum sizler istediğiniz şekilde servis yapabilirsiniz mutlaka denemesi gereken tariflerden bir tanesi tarifimin sonuna geldim İzlediğiniz için çok teşekkür ederim Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın yeni tariflerde görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın